Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş kariyerimize devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Sezon sonuna çok az kaldı. Bu bölümde bizim için çok önemli maçları oynayacağız. Türkiye Kupası'nda, Avrupa'da ve Lig'de. Şöyle isterseniz hangi maçları yapmışız? Üçüncü bölümün ardından onlara bakalım. Başakşehir'le 3-3 berabere kalmışız. Ankara gücüyle 2-2 berabere kalmışız burada. Onun ardından 2-1 Ankara gücünü yenmişiz ve mağlup etmişiz. Galatasaray'la evimizde 1-1 berabere kalmışız. Fenerbahçe'yi deplasmanda 7-3 yenmişiz. Erzurum'u 4-3 yenmişiz. Bu iki maçta çok fazla gol çıktı. Toplamda sadece iki maçta 17 gol gördük. 11 gol attık. Kalemizde de 6 gol görmüş olduk. Ankara gücünü evimizde 3-1 yenerken Avrupa maçımız vardı. Sevilla ile deplasmanda 3-2 mağlup olduk. Çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bayağı çabaladık. Son golü de atabilseydik son dakikalarda 3-3'lük rahat bir skorla evimizde oynayacaktık ama şimdi üzerimizde küçük de olsa bir baskı var. Gazişehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ettik. Şimdi Sevilla ile evimizde oynayacağız. Moralli gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Şöyle Sevilla maçını geçelim, bölümümüzü de böylece Sevilla maçıyla açmış olalım. Bu maçta bu sezon hiç kullanmadığım bir dizilişi kullanmak istiyorum. Şöyle bir 5-3-2. Bu nasıl? 4-3. Tamamdır. Aradığım dizilişi buldum. Adem Ljajic 10 numarada oynayacak. İki forvetimiz de oynatabileceğiz. Burak Yılmaz oynayacak tabii ki burada. Onun yanında Hamşik ile Elneny orta sahada yer alacak. Caner, Simol, Nikol, beklerde olacak Ruiz, Roko, Vida. Şöyle Vida'yı sadece ortaya alalım. Roko tamam, sıkıntı değil. İki kanat değil, karışık olacak. Bindirme koşular karışık diyelim buraya da. Bakalım neler yapacağız bu maçta. Bizim için önemli bir maç. Şöyle geçelim. Evet, zorlu rakibimiz Sevilla karşısında son 32 turunda. İkinci maçımıza çıkıyoruz. Rövanş maçımızı evimizde 1-0, 2-1 gibi skorlarla kazanırsak üst tura çıkıyoruz. Ama 3-2'lik bir skorda biz kazanırsak maç uzatmalara gidecek. Tabii ki daha kazanacağımızın da bir güvencesi yok. Ama yine de bunları size hatırlatmak istedim. Gol yemeden kazanacağımız maç da aynı şekilde bizi bir üst tura taşıyacaktır da şu ana kadar herhangi bir gol bulamadık. Uzun toplar diyeceğim. Biraz daha ofansif oynayacağız. Macera perest diyelim. Son şansımız ikinci yarıda değerlendirmemiz gerekiyor. Lopez 48'de attı. Sevilla 1-0 öne geçti. Vida sarı kart gördü. Hamşik 72'de golünü buldu. Bizim için iyi olmadı ama Vida kırmızı kart gördü. Yapacak bir şey yok. Onun yerine geriye Elneny'yi çektik. Bakalım nasıl oynayacak. Adem'i de aslında bir tık geri alsam mı kararsız kaldım. Tek orta sahayla ne kadar idare edebiliriz? Uzun toplar dedik ama. Yine de bakalım neler olacak. Burak Yılmaz 94'te sarı kart gördü ve maç bu şekilde sona erdi. Yapacak bir şey yok. Evimizde Sevilla ile 1-1 berabere kaldık. Çok güçlü bir rakipti. Yine çok iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. İsterdim ama galip çıkıp ayrılmak, buradan bir üst tura çıkmak. Şöyle diğer rakiplere baktığımızda ben Sevilla'dan daha zorlu bir Liverpool var. Onun dışında da başka kimseyi göremiyorum. Neyse artık Türkiye Kupası'nda ve ligdeki maçlarımızda yolumuza bakacağız. Yapacak bir şey yok. Yani hani neden o kadar sert oynarsın? Neden kırmızı kart görürsün? Ben size güvenmişim. Üçlü savunma seçmişim oraya. Belki de Vida o kartı görmese biz bir gol daha bulacaktık ve üst tura çıkacaktık ama bir de sağ olsun güzel bir bizi sattı. Evet, diziliş olarak bu maçta hangi dizilişi seçsem kararsız kaldım. Takım hiçbir şeye uymuyor bu ara. Kötü bir düşüşteyiz. 4-1-3-2'yi deneyelim. Burada şöyle Diaby'ye şans vereceğim. Geniş forvet diyelim Diaby'ye. Burak Yılmaz'ı alalım. Roko ile Vida'yı değiştirelim. Vida geçsin bakalım.
Şöyle Caner Erkin'i arka kanat olarak aldım. Şimdi karışık kaleyi gördüğümüz yerden vuruyoruz. Kanatlar bindirme koşular yapabilir. Rakip savunmanın üstüne koşalım. Hücum tarzımız direkt olsun, tamam. Hızlıca burayı da ayarlamak istiyorum. Adem'le hiç. Serbest vuruşları Hamşik'te köşe vuruşlarını kullanıyor. Burak Yılmaz penaltıyı kullanıyor. Tamamdır. Maçımıza geçelim. Alanya da bizim için zorlu bir rakip. Hele ki şu bizim kötü gidişatımızda böyle güçlü rakiplerin üst üste gelmesi bizim için sıkıntı oldu. Savunmamız rezalet bir şekilde devam ediyor. Kalecimiz hele Karius. Yani bir insan bu kadar mı kötü olur? İki maçta 6 gol yemek ne demek? Pape Sisse attı şimdi de 20. dakikada. 2-0 yaptılar. 29'da. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Rezalet oyunlarına devam etsinler. Burak Yılmaz ve Diaby attı, durum 2-2 oldu. Cinnaç attı ve durum 3-2 oldu. 3-2 maçı kazanmayı başardılar. Sanırım artık isyanımı anladılar ve bir comeback geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatmıştık. Maç sonu 3-2. Önde kapattık da. Yani hani bunu neden Sevilla maçında da yakaladılar, bu rüzgarı arkalarına aldılar ama kullanmadılar. Ne diyeyim? Erzurum maçımız var. Kupa maçı. İlk maçı sanırım oynamıştık diye hatırlıyorum. Deplasmanda 4-3 yenmiştik. Bakalım evimizde nasıl bir oyun olacak. Bir de Erzurum'a kupada elenirsek İyice kötü olur bizim için. Çeyrek finaldeyiz. Şöyle diğer rakiplerimize baktığımızda Kayseri, Başakşehir, Galatasaray'ın 4-0'lık bir avantajı var. Bu 3 takım çıkmayı garantilemiş. Sadece biz garantileyemedik. Şöyle burada değişikliğe gidelim. Burak Yılmaz'la Cinnaç'ın yerini değiştirmek istiyorum. Diaby'ye değil de bu maçta Lens'e şans vereceğim. Vida'yı böyle aldık. Rebuç oynasın. Hızlı oyun dedim. Evet, Cinnaç'la 1-0 öne geçtik. Cinnaç bu ara çok formda. Maçlarda gol bulmaya başladı. Evet, ilk yarı Cinnaç'ın golüyle bitti. Herhangi bir değişiklik yapsak mı? Yapmayacağım. Akdağ 51. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Lens attı, 2-1 yaptı. Biraz rahatlatan bir gol oldu diyebilirim. Şu an Erzurum'un bize bayağı bir gol atması gerekiyor. 3 gol atması gerekiyor Erzurum'un. 3 derken 4 oldu. 93'te Adem Rajic rahat bir şekilde maçı kazanmamızı sağladı diyebilirim. Şöyle baktığımızda goller Cinnaç, Lens ve Adem Rajic'den gelmiş. Toplamda 7-4'lük skorla rakibimizi elemeyi başardık ve yarı finale kaldık. Bakalım, Başakşehir evinde 5-0, Galatasaray evinde 5-0, Adana Demir deplasmanda 1-0 kazanmış ama tur atlayan takımlar Kayseri, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Bakalım eşleşmeler nasıl olacak? Şöyle fikstürden kimle eşleşmişiz ona bakalım. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le eşleşmişiz. Bayağı zorlu bir fikstür olmaya başladı bu gitgide. Galatasaray Kayseri ile eşleşti. Şimdi bu bölümde kaçıncı maçımız? Üçüncü maçımızı yapmışız. Göztepe ile deplasmanda, Rize ile evimizde oynayacağız. Bu iki maçı da yapalım. Onun ardından bölümümüzü noktalandırırız. Bu kadroyu beğendim açıkçası. Yani bu şekilde çıkmamızı. Umarım pişman olmam. Bakalım izleyelim ve görelim. Bu maçta da aynı performans sergileyebilecekler mi?
Hamşik 5. dakikada bir sarı kart gördü. 27'de Öztürk ve Reboşo gördü. Lens 32'de golü buldu. Adem 33'te sarı kart gördü. Andre 40'ta golünü buldu. 1-1. İlk yarı sona erdi. Değişik bir maç oluyor. Çok gollü ve agresif bir maç döndüğünü düşünüyorum şu anda sahada. Şu an bir değişikliğe gitmek istemiyorum. Ama yani biraz da kararsızım. Biraz macera perest olsak acaba bu maç nasıl sonuçlanır? Bakalım neler olacak. Artık son dakikalara giriyoruz. Evet, deplasmanda bir güzel puan kaybı daha. 1-1 Göztepe ile berabere kaldık. Ligdeki puan farkı da yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Açmıştık puan farkını. Galatasaray ile berabere kaldıktan sonra 3'tü. Onun ardından 7'leri görmüştü. Şu anda 6'ya düştü. Herhangi azaltabilecek bir rakip de yok ama Göztepe ile aslında berabere kalmamız normalmiş. Adamlar ilk 4'teymiş. İyi, çok da üzülmedim o zaman şu anda. Düşme hattında kimler var? Denizli, Antalya, Ankaragücü var. Kasımpaşa buradan çıkmayı başarmış. Gol kurallığına geleceğim ama Çaykur Rize ile evimizde maçımızı yapalım. Onun ardından gelelim. Başakşehir Gaziantep'i 4-0 yendi. Trabzon'da Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Ayın 7'sinde Çaykur Rize ile oynuyoruz. Şöyle geçelim. Bu arada o kaçıncı hafta olacak ligde? 27. haftayı tamamlamış olacağız. Onun ardından 7 hafta kalacak. 2 de kupa maçımız var. 9 maç. Finale kalırsak toplamda bu sezon 10 maçımız kalmış olacak. Son 5 maç. Son bölüme saklıyorum tabii ki. Bu arada son 5 maçta belli oluyor. Şöyle ona da bir göz atalım. Rize maçına 2 gün kala. Şimdi Gençler Birliği, Başakşehir, Yeni Malatya, Denizli. Denizli'den başlayayım. Başakşehir ilk maçında iyi bir sonuç alırsam Denizli'den başlarım. Kötü bir sonuç alırsam Kasımpaşa maçından başlarım. Finale yükseleceğimizi düşünürsem çünkü ikinci maç deplasmanda. Ve 5 maçlık periyot tamamlamış oluruz. Şöyle Rize maçımıza geçelim. Şimdi burada nasıl bir dizilişle çıksam? Deminki dizilişi beğendim demiştim. Yine patladık. 4-1-3-2 ile çıkacağım bu sefer. Bu sezon hiç şans vermediğimiz Boğuş'ta şans verebiliriz ama ben istemiyorum. Enkudu'yu alacağım onun yerine. Geniş forvet dedik Enkudu'ya da. Adem Hamşik Elneny güzel. Roko yerine Vida girsin. Vida'nın yerine 74'lük Reboşo'muzu alalım. Karius bu sezon rezalet bir oyun oynuyor. 8.2 yazıyor ama o değil ya. Gerçekten o değil. Yani yediği gollerin haddi hesabı yok. Hızlı oyun dedik. Maçımıza geçiyoruz. Bakalım bölümümüzün son maçında Rize karşısında nasıl bir sonuç alacağız? Cinnaç 10. dakikada attı ve 1-0 öne geçtik. Hamşik 37'de sarı kart gördü. El Kabir de 16. dakikada Rize'de kart gören oyuncu oldu. Bu şekilde devam edelim. Bozmayalım takımımızı. Burak Yılmaz bu aralar bir durgun. Gol sesi çıkmıyor ondan da. Sanse durumu 1-1'e getirdi. Evet ve bu bölümde böylece rezalet bir oyun oynamış olduk. Tüm Beşiktaşlı kardeşlerimden özür diliyorum. Ama görüyorsunuz bir takım bu kadar mı dengesiz olur? Bir maç iyiler bir maç kötüler. Yani artık ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet bölümde 5 maç yapmış olduk. 3 maç berabere kaldık. 2 maçta kazanmayı başardık. 3 maçın 3'ünde de sanırım 1-1 berabere kaldık. Şöyle baktığımda 6 hafta 7 hafta kaldı. 3-30 aynen 7 hafta kaldı. 4 puanlık bir farkımız var Galatasaray'la. Hangi rakiplerle oynayacağız onlara bakmak istiyorum. Şampiyon olma şansımız hala var. Yüksek bir şekilde var. Gençler Birliği, Yeni Malatya, Denizli, Kasımpaşa, Antalya, Sivas, Konya. Yani ben açıkçası Konya ile Sivas maçını atlattıktan sonra diğer maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu
alacağımızı düşünüyorum, ümit ediyorum, almak istiyorum artık. Yani burada Başakşehir'e de elenirsek bu takım daha da çok moral kaybı yaşayacak. Şöyle baktığımızda çok iyi bir gidişatımız vardı. Sevilla ile Avrupa maçımız başlayana kadar 3-2 mağlup olduktan sonra revanşta 1-1 berabere kaldık. Takımın ondan sonra dengesi şaştı. Alanya maçında tamam güzel bir comeback oldu ama yani istediğimiz oyun yoktu. Erzurum'u yendik. Adamlar ikincilikte oynuyor. Hani bir zahmet yenin artık o adamları. Onun ardından şöyle baktığımda Göztepe'ye tamam deplasmanda kaybettik. Bu adamlar da üst sıralar için oynuyor. İlk 4 içerisinde. Ya Çaykur Rize'ye evinde taraftarının arkasında nasıl berabere kalırsın? Cinaç seni 1-0 öne geçirmiş. Diğer oyuncular ne yapıyor? Ben buna anlam veremiyorum. Neyse şöyle lig tablosuna girelim bir bakalım neler oluyor. Sivas 4. sıraya çıkmış. Göztepe'nin tabii maç eksiği var. Şöyle baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe hemen arkamızda. Antalya Ankaragücü Denizli düşme hattında şöyle istatistiklere girelim. Burak Yılmaz gol kralı ama şu an hak ettiğini düşünmüyorum. Hani sadece bir maçta 2 gol, 3 gol atıp ondan sonra diğer maçlarda yatmakla gol krallığı olunmuyor. Ben Cinnaç'tan çok memnunum. Adam elinden geleni yapıyor abi. 21 golü var. O da ikinci sırada. Umarım Cinnaç gol kralı olur. Bu gidiş bu şekilde devam ederse. Şöyle bakıyorum. Adem 7 asisti var. Lens ve Caner Erkin'in 6 asisti var. Maçın adamına baktığımızda bizden Cinnaç var burada 7. Karius ve Burak Yılmaz. Karius'un 5, Burak Yılmaz'ın 4 kere maçın adamı olduğunu görüyoruz. Bölümü burada noktalandıralım. Umarım diğer bölümde her şey daha güzel olur. Kapanış bölümümüz çok güzel olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.